Yeni bir vlogdan herkese selam şekerlerim. Bugün erişte yaptığımız günün akşamı. Biz bugün Allah'tan yemek şeyini orada gözlemeyle halletmiştik. Sonra halkaya gittik görümcemle. Aşure malzemelerimizi aldık kızlar. Allah kısmet ederse yarın aşuremizi beraberce yapacağız. Ona göre de malzeme aldık. Bu sefer kızlar 2 kilodan yapacağız. Ya da 1,5 kilodan. Büyük ihtimalle 2 kilodan yapacağız. 2 kilo şöyle yarma aldık. Bakarız dedik durumuna göre. Normalde 1 kilodan hep yapardık kayınvalide ama biz şimdi birlikte yapacağımız için 2 kilodan yapacağız. Yarmanın kilosunu hemen söyleyeyim size. 15.90'da 32 lira tutmuş bu. 2 kiloluk. Sonra tabii ki olmazsa olmaz. Üzüm aldık. Üzüm de çok güzeldi kızlar. Tam aşurelik. 29 liraydı kilosu. 19 lira da üzüm tutmuş. Ve biz aşurelik bu şekilde alıyoruz kızlar. Hazır böyle. Hazır ikiye bölünmüş oluyor ya fıstık bu şekilde. Fıstığın da kilosu 39.90'dı. 1 kilodan biraz fazla gelmiş kızlar. 43 lira. Fıstığı, fındığını bol seviyoruz biz. O yüzden bol bol aldık. Sonra inanın halkada sadece bu kadar kuş üzümü kalmıştı. Artık kalanı aldık kızlar. Neyse ki zaten çok gerekmiyor bu ama biraz daha olsa alabilirdik. 5 lira da bu tutmuş. 5 lira küsür. Kayısı çok pahalıydı. Kayısının kilosu 129 liraydı kızlar. Bir dakika bir yanlışlık var kız. 129 muydu bu? Kayısının kilosu 71 lira da bu tutmuş kızlar. Kayısının kilosu 129 liraydı. 71 lira da bu tutmuş. Ve en olmazsa olmaz. Bizim aşureye en çok sevdiğimiz incir ve fındık kızlar. İncirin de yine bol seviyoruz ve bol aldık. Burada da nereden baksanız. Evet. 74.90'mış kilosu. 800 küsür gram da incirmiş bu. Neredeyse bir kiloya yakın. 60 küsür lira da bu tutmuş kızlar. Ve son olarak tabii ki de fındık. Fındığın kilosu 139 liraydı. 111 lira da burada tazecik fındık tuttu. Ceviz almadık. Annemde vardı. Şeker almadık. Evimizde olduğu için. Annemde var yani. Bizde de var. Ondan sonra fasulyesinin şeyini de almadık. Yine onu da evden kullanacağımız için. Bunları aldık ve aşure kaplarını aldık. Toplamda 400 lira. Böyle tuttu kızlar. Evet. Hadi şimdiden Allah kabul etsin inşallah. Şimdi biz hazırlıklara başlayacağız görümcemlerle. İşte bunu yıkayacağız, doğrayacağız. İncirleri doğrayacağız falan filan. Ve şekerler biz tabii ki de hazırlığa başladık. İncirleri, kayısıları doğruyoruz. Aysun abla ile Tuğçe kayısıları doğruyor. Ben incirleri derken dedik bunlar bari hazır olsun. Öyle yani bir şeyler yapıyoruz işte. Demit kız Tuğçe. Tuğçe kim de geldi. Evet, iyi oldu valla. Aynen öyle. Sohbet edelim. Tuğçe bize sürpriz yaptı. Ay çok iyi oldu var ya. Güzel oldu. Canım benim ilk de geldim. Teşekkür ederim. Bence çok güzel oldu. Tuğçe'm. İyi bakıyorsun. Bakıyorum kız, bakıyorum. Yok kız, olgunlar. Kız vallahi gör zaman şey. Ben işte sen çek dedin ya, çekmeye çalışıyorum. Canım içi. Kızlar, bizim aşuremiz böylece olmuş oldu. Orada da mı var? Böyle bir tencere. Gerçekten. Gerçi doğru. İki tenceredir. Böyle bakın. Mis gibi. Bol fındıklı fıstıklı. Avcarı mavcarı bol. Ay kokusu zaten muhteşem. Bakın burada da ikinci partı. Mis gibi ikinci partı da burada. Gördüğünüz gibi o. Oh. Allah kabul etsin. Güzel mi? İrem şifa olsun. İnşallah. Yamanımıza. İnşallah. Kızlar bakın böyle aşurelerimizi koyuyoruz dağıtmak üzere. Şöyle karıştıra her şeyinle orantılı olacak şekilde. Elim yanıyor. Ayten ablam da beni çekiyor. En son üstlerinden bir daha geçeceğim. Elim yandı kız. Baksana Ayten abla nasıl güzel.
her şeyimiz bol bol olmuş. Kemal'ız, Ayten abla. Yapınca böyle olacak ama. Yapınca böyle olacak değil mi Ayten abla bol bol? Aynen. Şöyle orantılı olsun. Bir de şuna koyacağım. Bitti. Mis. Cevizini de atıyoruz Ayten ablacığım. Cevizimizi de kayınvalidem hazırlamıştı. Ayten ablam da bir güzel kırmış. Kızlar. Şöyle cevizimizi de sonradan atıyoruz ki kararmasın diye. Zaten biliyorsunuzdur. Narımız yok. Bu sene narımız yok. O da olmayı versin. Bir şey olmaz be. Kız toz fıstık alacaktım. Dün aklımdaydı. Unuttum ya Ayten abla. Güzel olurdu şöyle. Ay böyle olsun. O da nazarı olsun ama. Birazcık tarçın atacağım. Çok yakışıyor zaten biliyorsunuz. Sevmeyen kenarına ayırır değer komşularınızdan. Kız komşularınız. Tarçın atıyorum size. Değil mi? Ciddiyim ben tarçın sevmem. Aslında tarçın mideni de rahatlatır biliyor musun? Evet. Sana iyi gelir aslında. Tamam. Ben şimdi şuna dağıtıp geleyim. Hadi Allah kabul etsin kızlar. Ama ben kestiydim zaten. Ayten ablam da beni çekiyor. Ah, en son üstlerinden bir daha geçeceğim. Elim yandı kız. Baksana Ayten abla nasıl güzel. Şimdi Ayten ablamla çay çekirdek zamanı. Kayınvalidenler namaz kılıyor. Aysun da aşağıda. Murat da kurstan almaya gitti doğayı. Biz de kaldık görümcemle. İşleri bitirdik. İyi bitirdik. Değil mi Ayten abla? Vallahi maşallah bize. Makarnaydı, tarhanaydı. Gerçi yarın bir de tarhanamız var. Yoğurması. Olsun. Bitti sayılır. Aşureydi. Çekirdek ve bisküvi de bize eşlik ediyor. Hadi bize afiyet olsun. Herkese yeni günden günaydın kızlar. Ay biz uyandık yine. Tabii ki her zamanki gibi üretime devam. Dün valla çok bir şey çekemedim kızlar. O yüzden dedim bunu atmayayım. Yarınkiyle birleştiririm dedim. O yüzden şimdi bugün de tarana sabah erkenden kayınvalidem, görümcem sağ olsun kalkmışlar. Ben de biraz önce geldim. Görümcelerim. He. Aysun da burada. Aysun da kalkmış. Onlar. Kalkacağım tabii ne var Aysun? Onlar kalkmış kızlar. Ben de kalktım. Biraz önce geldim. Ondan sonra şimdi yardım ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi de kapattım. Yardım ediyorum. Ama ben onlara şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Biraz dökeceğim sonra kahvaltı hazırlayacağım. O kadar rahat bir yöntemle yapıyor ki annem. Bu sene bizim binada şu Nurhan yenge var ya. Şu kayınvalidemin karşısında oturan. Ay çok soyuyorum çok tatlı yani. O kızlar daha önce vloglarımda falan görmüşsünüzdür. Bize bir yöntem anlattı. Böyle bazlama gibi açın. Ondan sonra dağıtın dedi. Hiç böyle tek tek sürmeye gerek yok. Öyle yapıyorsun. Vallahi o kadar rahat oldu ki kızlar. Çünkü tarhanamız çok fazlaydı. Yoksa baş etmek zordu yani. Öyle. Şimdi birazdan kahvaltı hazırlayacağım sizinle. Şurayı göstereyim. Evet çıkacağız. Çayı koydum. Burada getireceğim. Kahvaltılıkları hazırlayayım. Buraya getireceğim. Burada yiyeceğiz. Bakın kızlar böyle güzelce. Görüyor musunuz? Böyle yaydık güzelce. Şu şekilde. Yok. Ayten ablam, günaydın. Gün bize bayağı bir erken aydın. Değil mi? Bayağı aydı kız, günaydın bayağı size. Bayağı erken aydın. Ben kocamı yollayınca azıcık daha uyudum, sonra geldim. Arabaları bekliyorduk. Evet ya, arabaları beklediler. Yoksa daha önce yapardık yani. Yapardılar yani. Ben. Ali şimdi de burada sinekçi kızlar. Konan sinekleri. Babaannem o işi bırak dedi. Konan sinekleri kovalıyordu. Babaannesi o işi bırak bana yardım et demiş. O taranaları kesiyor ben buraya koyarım oraya salıyorum. Seni yerim ben. Aysun ablacığım yoruldun mu? Daha dur. Bismillah yeni başladık daha ya. Daha dur. Sen yoruldun mu? Ben yoruldum. Ay sen benim canım çok yorulmuşsun. Yoruldum tabii Aysun boş mu duruyorsun? Evet çekerken kolum yoruldu. Tamam, markete gitti. İki geldi döktü. Markete gitti geldi. Çay koydu. Yoruldu tabii. Tabii yoruldum be. Öylece verin bize. Tamam. Öylece verin diyor babaannem. Bakın kızlar işte böyle. Şimdi bir dakika. Kayınvalidem açarken göstereceğim. Bu arada bunun dolusuydu böyle taranamız. Ondan sonra
Öyle yani. Hemen aldı buraya kayınvalidem. Şöyle açıyor bazlama gibi. Şöyle kesiyor. Büyük şekilde. Ondan sonra veriyor. Ayten bu da böyle incelterek yayıyor kızlar. Hatta şöyle büyük büyük parçalar yaptık. Şuradakileri görün bakın. Nasıl rahat oldu. En rahat böyle değil mi anne? Evet. Vallahi. Rahat böyle hakikaten ya. Evet ya. Ali ellemesen. Ama. Kaşıkla döküyorduk tek tek. Evet. Evet, kaşıkla zordu canım. Bu kadar tarana kaşıkla akşama bitmezdi. Kaşıkla çok zor oluyor. Kaç kere tektin Aliye'sen? Şu kalın şeyler var ya, şöyle sersene kızım. Ya evet çocuğum. Kalın şeyler var ya şurada. Anne. Yok şöyle diyorum, şey yapacak ya. Ne? Kalın şeyler var ya, kalın. Örtüler mi? He. Ha. Anne şu halıyı da şunu yanıtıp oradan devam edelim. Ha? Ne? Ya basarız diye, basarsınız diye şey yapıyor. Ha, basar mı diyorsun? Basacağım. Aa, unlayınca daha hızlı dur, oluyor. Hay şu sinekler var ya, ne arılar. Nefret ettim. Ha, şurayı. Alenin terliklerini de al. Karan olup bitince unutuluyor. Değil mi? Hey Ayten abla vallahi. Değil mi? Ne yapalım? Mecbur ya anne üstünde şey yapacak halimiz. Hazırlar nasıl yapılıyor? E tabii canım. Damlara seriyorlar. İlla ki konuyor, geçiyor. Abi canım. Yapacak bir şey yok artık. Ne? Çok az. Aynı şekilde. Evet. Başka çare yok. Evde mümkün değil ki bu kadar taranayı kurutmak. Kurumaz zaten. Kızlar ben eve geldim, gördüğünüz gibi hala başımda şey var ki ben çünkü geri ineceğim ama beğenene kadar zaten görmeyeceğimler bitirmiş olur büyük ihtimalle, çok fazla kalmadı. Ya ben çok beceremiyorum sermeyi, ne kadar yapabilsem de neyse, sağ olsunlar zaten onların daha büyük şu an daha çok şeyleri var ama ben de şimdi geldim kahvaltıyı hazırlayacağım onlara evimde, aşağı indireceğim, hadi beraber hazırlayalım canlarım. Kızlar şimdi hemen şöyle 3 tane halk ekmeği çıkardım. Halk ekmeği almıştı. Geçen gün Murat, ben bunu çok seviyorum. Hem çok daha temiz olduğu için. Ama biraz bayatladı. Bayatlayınca da tabii ki ne yapıyoruz? Hemen ya fırına veriyorum. Kaşarlı maşarlı ya da ekmek balığı yapıyorum. Şu an ekmek balığı yapacağım. Yumurtalı kızlar, sütlü. Hemen şöyle kesiyorum dilimlerimi. Ay ay parçalanma. Ondan sonra güzelce bir ekmek balığı yapacağım. Aşağı götüreceğim. Bir de ne yapacağım? Biber yapacağım. Sütlü biber. O da çok güzel oluyor biliyorsunuz. Ondan yapacağım. Bir de ne yapacağım? Sucuklu yumurta yapacağım. Çocuklar da öyle seviyor. Biber falan yemezler. Bundan yerler. Ondan sonra kahvaltılıklarımdan koyarım. Gitti gitti. İşte bu kadar. Ne olacak? Şimdi hazırlayacağım. Şunları keseyim. Görüşürüz gene. İlk etapta bir 3 tane yumurta kırayım. Şöyle güzel çırpayım. Biraz tuz. Ve hemen birazcık da süt ekliyorum. Şöyle. Çok çok ama çok daha lezzetli oluyor. Kızlar içine çok az da şöyle karabiber atıyorum ben. Ve azıcık ay toz biber, çok az. Sonra hemen şimdi başlayacağız kızartmaya.
açamadım yavrum. Biri döndü de hep dönmüyor şimdi. Allah Allah. Oradan un şeyi var ya yavrum, oradan bana bir yarım çay bardağı kadar un getirir misin? Ve bakın nar gibi kızarmaya başladı kızlar. Görüyor musunuz? Arkası önü eşit bir şekilde. Mis gibi. Aldım bunları. Ondan sonra devam edeceğiz işte böyle böyle. Kızlar şimdi geldik bakın sütlü biberi. Hemen tavama yağımı koydum. Şu biberleri böyle aktarıyorum içine. Bakın biberlerim de nasıl? Şöyle akşamdan biz bunu yıkadık. Bu biberler şöyle şöyle. Boyutlarını da göstereyim ki size. Böyle. Oh. Az bile geldi ya bu şey. Tencere. Şöyle güzelce bir soteleyeceğim kızlar. Bir 3-5 dakika. Sonrasını göstereceğim hemen size. O kadar pratik, o kadar güzel olur ki. Çok lezzetli oluyor. Şurada 2 dakika bir sotelensin bu. 5 dakika hatta. Ve bakın kızlar şimdi güzelce soteledim. Bir yaklaşık 5-6 dakika kadar bu sotelendi. Hemen üzerine yarım çay bardağı unumu ilave ettim. Unu da böyle bir güzel karıştırıyorum. Aynı böyle kavurur gibi bunlarla beraber. Hafiften kokusu çıkana kadar kavruluyor. Bu arada metal kaşıkla yapıyorum ama tabii ki dibini kavramıyorum kızlar. Dikkat ediyorum. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Evet güzel bunu da böyle karıştırıyorum. Dursun o da. Bu arada tuzunu da attım ben sotelerken tabi biberim. O da sotelen şey kavrulsun unu. Ara ara tabi sürekli karıştırıyorum yani. Evet unumun da kokusu çıkmaya başladı, kavrulma kokusu. Bu esnada kızlar şöyle bir su bardağı, hatta benim biberim çok olduğu için birazcık daha fazla koyacağım. Süt ilave ediyorum, bildiğiniz soğuk süt. Evet. Oh. Ve hemen karıştırmaya devam. Gördüğünüz gibi hemen kıvam alıyor zaten. Unla beraber kıvamlanıyor süt. Evet, tamam. Sütünü de ilave ettim. Görüyor musunuz? Böyle beşamel sos gibi bir kıvam aldı. Ay, şu an kokuyu size anlatamam. Çok güzel kokuyor. De böyle karıştırdım. Şimdi bu aşamada bitti. Şimdi ne yapacağım? Hemen üzerine birazcık böyle kaşar rendeleyeceğim. Onu da yapayım, göstereyim size. Yısınsın. Yok. Onlar da yavrum aynı zamanda. Dolaptakileri de koy. Evet kızlar.
gerisinde şöyle şöyle atacağım. Bu arada kooperatifin bu tarz sütün kaşarı kızlar. Taze kaşar peyniri efsane lezzetli. Bildiğiniz süt tadını alıyorsunuz. Size de söyleyeyim, bakın ambalajı da bu. Şu tarz süt. Çok lezzetli bir peynir, size söyleyeyim. İçim. Ondan sonra kumaş. Hiç valla onlar kaşar gibi gelmiyor bana. Bu çok lezzetli. Evet, bu da tamam. Şimdi üzerine tereyağı yakacağım biberle. Sonra da bitiyor. Kızlar, burada da tereyağıyla kırmızı biberi yaktım. Gördüğünüz gibi üzerine böyle gezdiriyorum. Ve harika bir şey oluyor. Yani biz çok seviyoruz. Tabii herkesin damak zevki farklı. Ama eşim ve çocuklarım, daha doğrusu Doğa, biz çok seviyoruz. İnşallah siz de dener memnun kalırsınız. En azından deneyin kızlar. İşte böyle sütlü biber kavurmamız da bitti. Kızlar, şimdi de aynı tavada valla sucuklu yumurta yapacağım çocuklara. Şöyle sucukları şey yaptım. Yarım paket sucuğum kalmıştı. Şöyle yaptım işte. Ondan sonra üzerine de 4-5 tane yumurta yaparım. Kahvaltı mı yapacağım bunu? Dur anneciğim. Evet, şimdi yumurtalarını kırayım. Dur yumurta da. Dur. Tamam, gel. Gel şimdi. Ay. Termokada hemen çayı koyacağım. Bitti gitti. Hop. Hop. Bir hop daha. Yeter. Evet, domatesi de doğrayayım. Evet, sucuklu yumurtamız da tamam, şekerlerim. Şimdi çayı termosa koyup iniyorum. Ve dediğim gibi sütlü biberim, sucuklu yumurtam ve de ekmek balığım ve kahvaltılıklarım. Haydi bize afiyet olsun. Kızlar, biz başladık. Hadi bakalım. Ay, burada da ayrı bir güzel oluyor kız. Değil mi Ayten abla? Değil mi Ayten abla? Konuş, cevap ver. Ağzı dolu, konuşamaz şimdi. Şimdi boğaz içinde kavga var. Boğaz içinde kavga var. Hem doyuralım, daha çalışacağız. Artık çeviriyoruz kızlar. Ay. Böyle böyle kuruyan taraflarını mesela çeviriyoruz yani şimdi. Şöyle. Kolay çeviriyor. Çok güzel kurumuş kızlar. Şunu da al anneciğim. Alyan bile yapıyor teyzeleri. Güzel kızım benim. Hadi bakalım. Kiradan fazla yollasa daha iyi. Çekin hesabına bardağı çıksın. Ay, maaşını versin diyorsun. Kendine de istersin. Şimdi yollay ya. Yenge de çok 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 seyrediyor. Kız sikti ol, sen nereden biliyorsun yenge? Kız beni izliyor mu diyorum da bilmiyorum ben onları diyorsun ya. İzlerken ben bakarım. Ay yenge, öyle misin? Kız çok tatlısın yenge. Duygu, şunu ser bir. Ha, kız, şunu serer misin? Neyi? Kızlar, bakın ben ne yaptım. Yukarı çıktım. Eriştelerimizden aldım. Güzelce böyle sosluyorum. Pişirdim güzelce. Yoğurtladım. Sarımsaklı yoğurtla kızlar. Salça sosu yaptım. Şimdi de bolca tereyağı gezdireceğim üzerine. Nane ile yakacağım, biberle. Mis. Ondan sonra afiyet olsun kızlar. Şimdi de tereyağı ile naneyi ve kırmızı biberi yaktım. Güzelce şöyle
giydireceğim direkt vallahi. Bunu benimkine de atsana. Ben seninle arıyorum. Da koyuyorum şöyle. Bana da koy kız. Olsun abla. Sumak da ayrı bir güzel oluyor ya. Çok yakışıyor. Aynen. Oo. Çok güzel göründü. Ben kocaman yapayım akşam ya. Tamam. Ve kızlar sadece bu kadar kaldı. 5 çarşafta, 1 çarşaftan daha az kaldı. Bunu da artık şimdi robotumda deneyeceğiz. Kayınvalidem balkonuna oturduk. Aysun abla şimdi fişi getiriyor. Deneyeceğiz. Olmazsa tekrar kurutup salona sereceğiz kayınvalidemin. Çünkü aşağıda artık saat 5 oldu. 5'e kadar bekledik garajda da arabalar geleceği için aldık yani. Kurumamıştı bu son serdiğimizde. Öyle deneyeceğiz bakalım şimdi.